Ya şimdi böyle bir başlık atıldıysa videoya tabii ki büyük ihtimal herhalde uçurumdan önceki son viraj hazırlanmalısın diye seni germeyeceğim. Bunu da tahmin etmişsindir zaten herhalde. Ama şimdiden söyleyeyim, bu video seni gevşetmek için, rahatlaman için. Tamam abi ya, sıkıntı yok ya, ölmeyeceğiz ya sonunda, işin sonunda ölüm yok ya demek için çekilmiş bir video değil. Bu video sen çalışıyorken ne için çalışıyorsun? Bunu sana göstermek için. Bunu daha rahat kavrayabilmen için ve bunun vesilesiyle aslında çalışma performansını arttırman için çekilmiş bir video. Başlayalım bakalım. Şimdi 40 yılım gözümün önünde gözüküyor bir şerit şeklinde ve bu sınav benim için bir dönüm noktası olabilir. Bunu yapamazsam, kötü bir yere girersem, Türkiye'deyiz zaten abi, kötü bir meslek, sonrasında devam. Mesleğimin getirdiği sıkıntılardan dolayı iyi bir para kazanamam, tatile çıkamayacağım, onu yapamayacağım, kötü ve berbat bir hayat beni bekliyor olacak. Bakış açısıyla çok fazla şey söyleniyor ve çok fazla insan dinleniyor bu bakış açısına sahip. YKS sınavlarının amacı bu mudur? Hayır. YKS sınavının, öncelikle buna bir açıklık getirelim. YKS sınavına girmenin amacı, YKS sınavına girme motivasyonunun sebebi daha demin söylediğim o uzun yolla başarıya ulaşmak değil. Birinci amacın bu olmamalı. Neden bu olmamalı? Şundan dolayı. YKS sınavı bir son değil. Böyle düşünülmemeli. Ha tamam, tabii ki abi ya, işte başarısız olursam ne yapacağım? Yani şunu yapamayacağım. Tamam bak, bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar olmayacak. Sen başarısız olursan illaki başarılı olursun sana demiyorum. İllaki senin kendi potansiyelin varsa onun içerisinde bulursun. Başarısız olsan da şey yaparsın demiyorum. Benim bahsettiğim şey bu değil. Benim bahsettiğim şey seni gevşetmek değil. Senin sınava çalışma motivasyonun bu olmamalı. Bundan bahsediyorum. Peki senin çalışma motivasyonun ne olacak? Senin çalışma motivasyonun şu olacak. Senin bir potansiyelin var içinde barındırdığın ve sen bu potansiyelin sonuna ulaşmak istiyorsun. Özellikle mezunlarda falan çok fazla görüyorum bunu. Yani şöyle oluyor işte, ben kötü bir derece yaptım abi. Yani kendime göre kötü bir derece yaptım. Ve daha iyisini yapmak istiyorum şu anda. Şu anda hedefim şu. Ama bunu yapamayacağımdan korkuyorum. Bir daha yapamazsam ailem bana sinirlenir, sonra olur. Şunu yaparsam ne olur, bunu yaparsam ne olur. Ve ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki, abi sen bir şeyleri farklı yaptın mı? Yaptım cepte. Bu sadece mezunlar için değil bu arada. Herkes için geçerli. Bir şeyleri farklı götürüyor musun? Netlerin artıyor mu o oranda? Netlerin belli bir yere, bir çizgiye geldi mi? 80 midir, 70 midir? Tamam. Yani sen şu anda bu seviyedesin abi. Ya sen gerçek sınava girdiğinde 20 net düşürmeyeceksin emin ol. Bu seviyelerde bir şey yapacaksın. Çok iyi sınavlar kaydı bozmaz. O zaman senin yapman gereken şey ne? Bu çıtayı sınav senesinin sonuna gelene kadar olabildiğince yukarıya çıkartmak. Yani kendi potansiyeline, tahmin ettiğin potansiyeline olabildiğince yakınlaşmak. Benim mesela tahmin ettiğim potansiyelim neydi? Benim hedefim 120'ye 80'di. Komik mi komik. Ben kendi potansiyelimi böyle görüyordum. Ben bu potansiyele ulaşmak için bütün sene boyunca kendimi zorladım. Benim hedefim iyi bir kariyer hedefi, iyi bir elektrik elektroniğe gireyim. Zaten elektrik elektronikte kalır mıyım onu bile bilmiyorum. Onu yapayım, iyi bir kariyerim olsun, ölmeyeyim, aç ölmeyeyim. Hedefim bu değildi benim abi. Benim bir potansiyelim olduğunu biliyordum ben. Ben bu potansiyelime ulaştım abi. Neden söylüyorum bunu? Ha, bu hedefi, yani amacının bu olması kötü bir şey mi? Seni gevşetmeli mi? Hayır. Ben emin ol şu anda mezuna kalmayayım veya aç kalmayayım diye çalışan İnsanların motivasyonundan daha motiveydim ben. Benim hedefim belki o aç kalmamak, mezuna kalmamak şu değil, o değil, bu değildi. Benim hedefim kendi potansiyelime ulaşmaktı. Ama ben daha motiveydim, daha stresliydim. Benim bahsettiğim şey, sen strese girmeyeceksin o zaman. Bu kadar kendine bunun için stresi sokma demiyorum. Sen sınava girme, sınavı başarma isteğini farklı bir şekilde yönlendirirsen istediğin kadar strese gir, istediğin kadar daha fazla strese gir. Bu seni pozitif yönde etkilemez. Çünkü bir potansiyelime ulaşacağım, yani kendi var olan şeyime ulaşacağım motivasyonu vardır. Bir de yani yapamazsam kötü olur motivasyonu vardı. Bu motivasyon, bir şey elde etmiyorsun bu motivasyonun diyorum. Bak burada genel çerçeveden bahsediyorum. Yani tamam, tabii ki buna göre gaza gelecek olan insanlar da vardır. Yani buna bilmem ne motivasyon videosunu izleyerek sonrasında ölürsün yapamazsan diye izleyip motive olanlar da vardır ki çoğunlukla azınlıkta var, bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Benim sana vermeye çalıştığım, bundan önceki motivasyon videolarımda da vermeye çalıştığım şey, fark ettiysen, ben başardım abi, ben potansiyelime ulaştım. Yani ben şeyi motivasyonu vermiyorum sana. Yani insanlar ölüyor abi, insanlar aç kalıyorlar, sen kalma. Bu değil motivasyon. Ben kendi potansiyelime ulaştım olabildiğince. Sen de ulaşabilirsin. Bunu demeye çalışıyorum. Seni sınava motive etmesi gereken şey öleceğim yapamazsam değil. Ben kendi potansiyelimin sonuna ulaşacağım. Çünkü sen zaten şöyle bir şey var. Yani şuna da girelim. Sen bu sınavda başarısız olursan, atıyorum, örnek veriyorum. Sen o potansiyeli ulaşmaya çalıştığın sürece hayatında zaten sen başarılı olacaksın. Ya bu demek değildir ki yani o zaman şu anda salalım, ileride zaten potansiyelim var. Hayır, zaten sen şu anda salacak durumdaysan, salacak şeyindeysen, o zaman zaten senin zaten bir potansiyelin yoktur abi. Öyle bir şey yok. Yani sen şu anda sınırları zorlayacak bir kapasitede değilsen, demek ki senin hayat ideallerin,
sıkı çalışmaktan gelmiyor. Başka şeylerden getirmen lazım senin. Hayatını başka şeylerden kazanman lazım demek ki. Çok genel konuşuyorum şu an. Dediğim gibi elbette stres olacağız ya. Stres olmadan sınav nasıl başarılır abi? Yok öyle bir şey yani. Ha ben rahatım zaten. En kötü mezuna kalırım zaten. Böyle bir şey yok. Tabii ki stres olacağız. Stres olmak bizim anahtarımız değil ama boş yere stres olmayacağız onu diyorum. Sen stres oluyorsun iyi bir hayat gelecek idealiyle. Ha Türkiye'de durumlar kötü abi. Ha böyle var ha şöyle ha stres diyeyim. Ha bu stres senin bir işine yaramıyor ki. Çünkü bu stres seni neye yönlendiriyor? Benden farklı benim dış çevremde oluşan bir sıkıntı var. E benim buna yapabileceğim bir şey yok diyorsun sen içten içe. E tamam dışarıda işsizlik var abi. E benim elimde değil. E ben çalışsam da çalışmasam da o zaman bir sıkıntı var. İşsizlik var. Ülkenin durumu kötü. Ne bileyim. Senin elinde olan bir şey değil. Seni niye motive etsin dışarıdaki bu etmenler, işsizlik oranları? Seni niye motive etsin abi? Seni motive edecek şey şu. Benim bir potansiyelim var ve ben bu potansiyele ulaşmak için ilerleyen süreçte çalışmalıyım. E var olduğuna inanıyorsan. İnanmıyorsan yapacak bir şey yok zaten. Benim bir potansiyelim var. Ben şu anda bu seviyedeyim. Bu seviyeyi artık kendimi genel anlamıyla sabitledim. Sınav senesinin sonuna kadar yaklaşabildiğim kadar o potansiyele yaklaşacağım abi. Ha yaklaşamadım mı? Olmadı mı? Bakacağım. Kağıt kalemi önüme koyacağım. Gösterdim çabayı göz önünde bulunduracağım. Yeteri kadar çaba gösterdim mi? Daha iyi yapabilir miydim veya bir sonraki sene daha iyi yapabilir miyim atıyorum diyeceğim. Bunlar şu anda konuşulacak şeyler değil bu arada ama bunu göz önünde bulunduracağım ve bazen olmaz. Yani buna yapacak bir şey yok. Bazen çalışırsın mı olmaz. Bunu yaşadım ben. Koşuk öğrencilerimle yaşadım. Ben kendim yaşamadım belki bizzat ama 110'a 80, 110'a 75 yapıp gerçek sınavda 90'a 70 yapan gördüm. Ama şu anda hiçbir zaman onunla şey demedik biz. Ha keşke şunu farklı yapsaydık. Hayır. Bizim gözümüz arkada kalmadı yani. Böyle bir sıkıntı olmadı bizim için. Ya senin için böyle bir şey olacak diye bir şey yok. %1 bunun oranı. %0.5. Yani sen yeteri kadar çalışıp yeteri kadar emeği üzerine koyduğun zaman böyle bir şey gerçekleşmez zaten sen. Merak etme. İstisnadasın yani. Kendine ya yapamazsam ya çalışırsam olmaz. Çok 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 düşük bir ihtimal. Ve emin ol çok 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 düşük bir ihtimal gerçekleşse bile gözün arkada kalmaz zaten senin. Merak etme. Evet genel anlamıyla bu şu olmazsa şu olur. Yani sınav senesini bizim için aslında önemini çarpıtan içerikler gördüğüm için aslında böyle bir şey çekmek istedim. Bizim için önemli olduğunu kabul ediyorum. Bizim için çok önemli. Yani belli şeyleri kanıtlamak açısından. Ama önemini bize faydalı olacak şekilde kullanmamız lazım. Bize zararlı olacak şekilde değil. Aslında benim de söylemeye çalıştığım şey buydu bu videoda. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Umarım sana faydalı olmuştur bu çalışma sürecinde. Şimdilik benden bu kadar. Böyle bu tarz böyle YouTube medyasında gördüğün, kafana takılan, bunu böyle söylüyorlar Can, sen ne diyorsun bu konuyla alakalı dediğin, fikrimi merak ettiğin konular varsa aşağıya bırakabilirsin. Şimdilik kendine bak, iyi bak. Benden bu kadar. Selamlar.